Sayın Başsavcı, bize böyle bir Anayasa Mahkemesi'nden tebligat gelmiştir. Bu durumda size gönderiyorum. Başsavcı dedi ki, maalesef bu görevi alamayacağız. Çünkü bu davada tarafız. Yani Anayasa Mahkemesi'nce bu davada görevliyiz. O yüzden meclis adına bu savunmayı yapamayız. Accus bir Latince terimi var. Amicus curia diye bir terim var. Böyle bir görevlendirme verildiği zaman tarafsız durmak zorundadır. Yani bir yasayı savunamaz. Buna rağmen ben meclis başkanı olarak başsavcıya yazı yazdım. Tekrar talep yazısını. Yazılı olarak da aynı görüşü iletti. Ve bize yazısında dedi ki meclisten hukukçu, meclis hukukçularından birini görevlendirin. Bu durumda yasama müdürümüzü bilgilendirdim. Ve hukukçularla konuşmasını ve görevi alacak olanı görevlendireceğimi söyledim. Yasama müdürünün bana verdiği bilgi. Bu arada şunu belirteyim. Mecliste iki hukukçumuz var. İki hukukçu. Ona da geleceğim biraz sonra. Hukukçulara yasama müdürü sormuş. Bana verdiği bilgi. İkisi de çeşitli gerekçelerle bu savunmayı reddettiklerini bildirdiler. Bu durumda üçüncü yol ne? Anayasada diyor ki başsavcı savunur. Eğer savunmayacaksa başsavcı o kurumdan bir hukukçunun görevlendirilmesini talep eder, ister. Bizim ikisi de olmadı. Sonra ne olur? O yazmıyor hiçbir yerde. Bu durumda ne devreye giriyor? Teamül. Ne, böyle bir durumla karşılaşıldı mı daha önce? Diye sordum. Başsavcılığa da sordum. Evet. Ne oluyor? Bu durumda dışarıdan hizmet alınıyor. Daha önce oldu mu? Evet. Kaç kez? 13 kez. Ha. Yani meclisin ilk kurulduğu yıllardan bugüne, evet, 1985'ten itibaren 85, 89, 91, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009 bu avukatlara meclis hukukçusu görev almayınca veya savcılık üstlenmeyince böyle oluyor. Bunu sözlü olarak yine başsavcılıktan yani yasa dışı bir şey yapmayalım diye teyit ettim. Bir gün sonra da duruşma var ve neticede grup başkanlarına, parti başkanlarına durumu ilettim. Mecliste temsil edilen, grubu olan, divanda üyesi olanlara ve dışarıdan bir avukat atama, hizmet alma durumuyla karşı karşıya geldiğimizi söyledim. Ve divanı topladım. Divana bu size az önce aktardığım tüm bilgileri aktardım. Bu durumda isim, avukat ismi önermeyi talep ettim. UBP ve DP temsilcisi olan divan üyelerimiz bir isim önerdiler, bir avukat ismi. Ve divan kararıyla bunu divan kararı olarak yazdım meclis başkanlığı olarak ve o avukatı görevlendirdim. Ertesi gün sabah 9'da da duruşma vardı. Olay budur sayın milletvekilleri. Yani bu konuda nasıl olur, meclis dışarıdan hukukçu atar mı? Gelelim meclisin kadrolarına. Meclis hukukçu açısından, hukuk açısından en fazla ihtiyaç duyduğu hukukçudur. Biliyorsunuz burası yasamadır. Ve vekillerimizden komitelerle ilgili sık sık işte bu kadronun zenginleştirilmesi konusunda şikayet alıyorum. Biz bir hukukçu kadromuz için münhal açtık. Bunu da bilginize getirmek istiyorum. Kamu hizmeti komisyonuna verdik. 8 ay geçti. 8 ay. 3 hukukçumuz, bir de bu 3 atamaları yine hepimiz çünkü konsensus var bu konuda ama kamuya
sadece mali açıdan değil, insan kaynakları açısından ne derece zararlı olduğunu ve bu işlerin nasıl olduğunu bir meclis başkanı olarak kendi deneyimlerimden size aktarmak istiyorum sayın milletvekilleri. Bu ortak sorunumuzdur. Ortak sorunumuzdur. Yani biz şimdi ne haldeyiz? Kamu ne haldedir? Bu ortak sorunumuzdur. Ve buna çözüm bulacak olan burasıdır. Bu meclistir. Meclis başkanı oldum. Üç hükümet ve bir cumhurbaşkanlığı değişti. Meclis ilk hükümette yasama müdürlerimizden, amirlerimizden bir tanesinin ihtiyaç olduğu, İçişleri Bakanlığı'nda ihtiyaç olduğu ve çok değerli, çok çalışkan personelimiz var burada. Çok iyi çalışıyorlar, hepiniz biliyorsunuz. İlgili bakan tarafından gelip bana iletildi ve almak istediğini söyledi. Üçlü karar nedir zaten? Yani birazcık boynumuz bükük olsa bile, yani neticede o şahsın da haklı olduğunda düşünürseniz, çünkü bunlar düzeltmedik, biz geçiremedik yasasını. Bu idare amirimiz, yasama amirimiz görevlendirildi bakanlığa. Sonra ne oldu? Cumhurbaşkanı değişti. Bir gün odamda oturuyorum, bir personelimizi sordum. O da amir. O da basın amiri. Basın ve halkla ilişkiler. Bana dediler ki haberiniz yok mu? Yo, ne oldu dedim. O cumhurbaşkanlığına müdür olarak atandı dediler. Şok oldum. Yani biz ne hale geldiğimizi söylüyorum. Cumhurbaşkanının veya bir başkasının, yine söylüyorum, ne o bakanın ne bunun değil, kamunun ne hale geldiğini söylemek istiyorum. Bir, düşünün, mecliste yasama organında birisi üçlü kararnameyle atanıyor ama o kuruma, başkanına bir bilgi vermek. Zaten yetkim yok, engelleyecek bir durumda değilim. Ama nezaketen bir bilgi vermek, bir yazı yazmak, görevlendirildi diye bilgilendirmek yok sayın milletvekilleri. Bu personeliniz buradan alınacağını daha önceden bildirmek yok sayın milletvekilleri. Yasamanın başının haberi yoktur. Personelinin üçlü kararnameyle atandığından. Bu duruma geldik. Hukukçumuz da öyle alındı. Üç hukukçudan bir tanesi, eminim o bakanlık bu hukukçuya ihtiyaç duyuyor. Hukuk kadrosunu zenginleştirmek istiyor. Ama burası yasamadır. Ve sonra ne oluyor? Bu gencecik insanlar alındılar. Çok değerli insanlar hepsi. Hepsi hak ediyor bu bakanları. Ama üç ay sonra, beş ay sonra veya bir sene sonra veya seçimlerde hükümetler değiştiğinde bu insanlar eve gönderilecek. Yani ben işin maddi boyutunda değilim. İnsan kaynaklarımızın nasıl hiçleştirildiğinin farkındayım. Ve inanın, eski bir bürokratı aradım. Dedim ki ben kamuda yeniyim. Hiç kamuda çalışmadım. Bu işler hep böyle mi olurdu? Yani bir kurumdan birisi alınıyor, bir başka kuruma gidiyor ve o kurumun başkanının haberi olmuyor. Bana dedi ki hayır, böyle değildi. Ama biz bu hallere geldik. Bana o iki atanan personelimiz gelip veda ziyareti yaptılar. Dediler ki sayın başkan, teşekkür ederim kendilerine. Ama ben onlardan duydum. Bu kabul edilemez. Kurumsallaşamadık dediğimiz budur sayın milletvekilleri. Bu kabul edilemez. Bunu biz düzelteceğiz. Bunu oturup hep birlikte biz düzelteceğiz. Şimdi burası meclis iki hukukçuyla devam ediyor. Bu defalarca kamu hizmeti komisyonunu aradığımız halde, acil ihtiyacımız var dediğimiz halde çok yoğun olduklarını öne sürdüler. 8. aydayız. 9. ayda alınacağı sözü verdiler. Yavaş, kurumlar arasında iletişim yok. Bu şekilde biz iş yapmaya çalışıyoruz. Bunları da belirttikten sonra
bu konuyla ilgili meclisin ortak oturarak konsensus halinde hep birlikte hepimizin acilen düşünmemiz gerekiyor ne yapacağımızı. Yani 35 yaşında, 30'lu yaşlarında bir hukukçunun, deneyim kazanmış bir hukukçunun veya bir başka görevlinin hükümetin değişmesiyle evine gönderilecek olması, müşavir olması nasıl kabul edilebilir? Ve bunu aslında söylerken şunu da belirtmekte fayda var. Bazen eleştirirler, eleştirilir ama kendisi de aynısını yapmıştır. O zaman eleştiri havada kalır. Şunu buradan belirtmek istiyorum sayın milletvekilleri bildiğinizce. Meclis başkanı olduktan sonra hiç müşavir yaratmadım. Aynı müdürler çalışıyor. Aynı müdürler. Ve ilk kez müşavirleri görevlendirdik meclise ilgili bakanlıklarının onayını alarak. Bizim yapacağımız budur bu küçük ülkede. Dün sen yaptıydın, bugün ben yapacağım, yarın o yapacaktan kurtulmamız gerekiyor sayın milletvekilleri. Budur. Ve kurumsal mekanizma içinde çözmemiz gerekiyor. Duygu ve düşüncelerimizde değil. Bir konu hakkında benim farklı olabilir duygum, düşüncelerim. Ama o kurumsal mekanizma, yasa ve tüzük bana ne diyorsa ona uymak zorundayım. Ve burada anlattıklarım da hiçbir usulsüz değildir. Bu giden terfi alan ve bu terfileri yapan bakanlıklar hiçbir usulsüz değildir. Hep ihtiyaçları olduğuna inanıyorum. Ama burada vurgulamak istediğim üç konu var. Bir tanesi kurumlar arasındaki iletişim maalesef bu hallere geldi. İkincisi, o zaman siz o kurumun bir üst yöneticisi olarak nasıl etkin olabilirsiniz? Kendi personelinin nereye atandığını daha sonra başkalarından duyan veya personelin gelip belirtmesinden duyan bir meclis başkanı. Yasama, yürütme, yargı. Üç temel organ. Dolayısıyla üzgünüm bunları söylerken. Üzgünüm. Son olarak da güneyde yaşanan Kıbrıs Türklere yapılan bu etnik saldırıları kınıyoruz. Çünkü biz bu adada barışı isteyen, çözümü isteyen bir halkız. Bu tür saldırılar dünyanın her yerinde tabii ki lanetlenmelidir ama bizim adamız için ayrı bir hassasiyet, ayrı bir duygu yaratır bu küçük adada. O yüzden bu konuda öyleydi böyleydi diye geçiştirilmek yerine makamların, Güney Kıbrıs makamlarının yapacağı açıklamaları ve ilgililerin gerekli işlemlerin başlatılması bu barış başka, çözüm başka dediğimiz hadiseye özellikle barış kültürüne pozitif etki yapacaktır. Bunu bekliyoruz ve kınadığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim sayın milletvekilleri. Teşekkür ederim sayın başkan. Sayın milletvekilleri, onaya sunuş işlemlerine geçiyoruz. Birinci sırada Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'nın komite